konuşmaya Aytun evet. Bey, Hüseyin Çelik'e cevaben söz almak istemiştiniz. Aslında cevaben değil tabii Belkıs Hanım, ama öyle enteresan şeyler söylendi ki ben sadece Hüseyin Bey'in söylediklerinin bir kısmını tekrar edeceğim ve halkımıza neyi anımsattığını soracağım. Bizi izleyenler çok iyi hatırlayacaklar ki ilk cümlemde Dersim üzerinden siyaset yapmak ve siyasi rant sağlamak doğru değildir, ahlaki değildir dedim. Sayın Çelik de tam da olaya vicdan ve ahlak açısından girdi. Tabii ki ahlak her yönden geçerlidir. Siyasi ahlak da bunu gerektirir. Kan ve gözyaşının konuşulduğu bir ortamdan siyasi çıkar elde etmeye çalışmak çok doğru değil. Ben şimdi size soruyorum. 11 yıldır bu ülkeyi hangi parti yönetiyor? 60 yıldır bu ülkeyi hangi zihniyet yönetiyor? Ve 60 yıldır yöneten bu zihniyet neden Dersim olaylarını net bir şekilde açıklığa kavuşturmuyor? 11 yıldır tek başına olan bir iktidar arşivleri açmaktan neden kaçıyor? Çünkü AKP'nin yaptığı bir şey var. Sorunları çözmek yerine sorunları kullanmak ve sorunların üzerinden rant elde etmek. Bastırıyor musunuz Aytun Bey? Arşivler açılsın şimdi, diye mesela mecliste bakın, bununla ilgili bir şeyiniz oldu mu? Belkıs Hanım, defalarca söyledik. Hem genel başkan düzeyinde söylendi, hem milletvekili düzeyinde söylendi. Lütfen açılsın arşivler. Bakın, bir görüş değerli hocamdan geldi. Diyorlar ki efendim, devlet halkı isyana zorladı. İsyan bile yoktu. Öyle bir kışkırtma vardı ki halkın üzerine, halk yok edildi, adeta biçildi. Bir görüştür. Saygı duyarsınız, duymazsınız, ama doğru mudur değil. Hemen karşı görüş geldi oradan. Hayır efendim, orada bir isyan vardı. İsyan bastırıldı. Üçüncü açı konuşulmadı. Bu da emperyal güçlerin oynadığı oyun muydu acaba, o dönemde Kürtlerin kışkırtılması veyahut da o dönemde devletin Kürtlerin üzerine, daha doğrusu Dersimlerin üzerine gitmesi. Bu üç açıdan hangisi doğru? Doğru açı ne? Bunu bilmemiz için mutlaka arşive ihtiyacımız var. O yüzden biz arşiv mutlaka açılsın dememizin tek nedeni budur. Yoksa bunların bakın, olay çok gecikmiştir. Dersim'in üstü örtülmüştür. Bundan kimse kaçamaz. Kaçmamalıdır. Ama bundan çok daha kötü bir şey vardır, Dersim'i kullanmaktır. Bakın, bugün o yapılmıştır. Bir iki şey söyleyeceğim, herkes tebessüm edecek. Bakın, deniyor ki tek parti diktatörlüğü döneminde efendim yasama, yürütme, yargı aynı kişinin elindeydi. Bugün nasıl? O zaman tek parti diktatörlüğü varken bugün Sayın Hocam, bugün yasama Sayın Hocam, yasama kimin elinde? Yürütme kimin elinde? Yargı kimin elinde? O dönemle bu dönem mukayese ettiğiniz zaman niçin arşivler açılsın diyorum, bakın, iki şey için. Bir, geçmişe mutlaka bakmak ve gerçeği bulmak, orada mağdur insanların hakkını teslim etmek adına arşivler açılmalıdır. Bu bir şeyi geri getirecek mi? Belki getirmeyecek. Peki, ama o insanların istiyorum. Onurları, insanların hak ettikleri onur bir şekilde iade edilecek. Eğer gerekiyorsa her şey konuşulacak. İkinci ve çok önemli bir şey var. Arşivlerin açılmasının nedeni sonucunda. O arşivlerin açılması bize bugünü anlamamızı ve yarını anlamamızı sağlayacak. Şunu bakın, sormak bugün, istiyorum. Şunu bitireyim belki unutmadan Belkıs Hanım. Şunu unutmadan bir toparlayayım. Bakın, orada yaşananlar Dersim'de neden bu olaylar yaşandığını eğer bulamazsak. Efendim, öyle mi yaşandı? Ne yaşandıysa çok önemli. Neden yaşandığı önemli. Çünkü bugün Türkiye Kürt sorununda bir çare bulamıyorsa Dersim'e çare bulamadığı için, bugün Türkiye Gezi olaylarında çare bulamıyor ise, köşeye sıkıştıysa Dersim'i çözemediği şunu için. Eğer Dersim'i çözseydik biz Maraş'ı da Sivas'ı da yaşamayacaktık, Gezi'yi de yaşamayacaktık. O yüzden arşivin açılması çok önemli. Şunu sormak istiyorum, tekrar başa dönersek, partinizden 3 milletvekilinin kanun teklifi ve sizin de ve genel başkanın da desteklediği referandum fikri. Bu sadece zaten teorik olarak bir isim değişikliği olsaydı herhalde bu kadar endişeye ve tartışmaya dönüşmezdi. Evet. Buradan da bir acı hatıra olduğunu ister istemez toplumsal hafıza gösteriyor galiba. Şimdi tam, öyle mi düşünüyorsunuz? Tam o noktaya geliyordum. Başka bir şey. Bakın, Sayın Çelik diyor ki efendim CHP'nin fikri bu değil.
Yani bir başka partinin sözcüsü benim partimin fikrinin ne olduğunu benden daha iyi biliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kanun teklifi vermişiz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ama bir yandan da... Ama bakın yani orada bir kanun teklifi dururken Sayın Genel Başkan, bakın Genel Başkan bir organdır. Sayın Genel Başkan partimizi temsilen bir referandum yapılmalıdır demiş iken, vay efendim partinin içinde herkes aynı görüşte değil. Doğru, bunu anlayamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes aynı görüşte olmaz zaten. Fikirler tartışılır. Arşivlerin açılmasını isterken Dersim'in adına yeniden dönüş içinde tabii bu kadar çok beklemeniz belki partinizle ilgili spekülasyonları ama bakın, arttırıyor. Ama bakın bizim bakın bekleyen kim? 60 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Buna bakmamız lazım. 60 yıldır Belkıs Hanım bu ülkeyi yöneten zihniyet neden bunları berraklaştırmadı? Bu çok önemli. Bakın Sayın Çelik diyor ki bir canlı gitti, gözyaşı döktüm, kahroldum, yani gezi olaylarında ölen çocuklar için bir tane beyanat yok. Vay efendim Sabiha Gökçen'in adı havaalanında efendim her zaman ızdırap çekiliyor. Ondan ders alan insanlar bugün köprüye Yavuz Sultan adını verir mi? Bakın yani bunlardan akıllı insanlar geçmişten ders alırlar. Biz geçmişimizden ders almamız için geçmişimizle yüzleşmemiz lazım. O yüzden bunların açığa çıkarılması çok önemli. Hem dün için önemli, hem bugün için önemli, hem de yarın için ama önemli. Ama siz de mesela Yavuz Sultan Selim'den eminsiniz, diğerinden emin değilsiniz. Efendim, derler. Bakın orada arşiv açmaya gerek yok. Bakıyoruz. Bütün dünyanın işaret ettiği şey, eğer Sayın Hocam'ın dediği gibi efendim her şey ayan beyan ortada ise, ya da Sayın Çelik'in dediği gibi hiçbir şey yapmaya gerek yok, ayan beyan ortada ise, o zaman bu ne demektir biliyor musunuz? O arşivler açılmasın demektir. Bir şeylerden korkuluyor demektir. İnşallah. Madem ayan beyan, o zaman arşive ne gerek var? Ayan beyan ortada olmadığı için niye korkuyorlar ya? Allah için çıkarıp açsınlar. Ne var bunda yani? Halil Bey.